Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Aralık İzmir yarış programı için karşınızdayım. Sizler de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gerçekten birbirinden güzel yorumlar yolladınız. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler sayesinde en azından daha iyi duruma geldiğime inanıyorum ben. Bugün yarın haftanın son yarışı, daha doğrusu yılın en son iki tane yarışı olacak. İzmir yarışı son olacak. Adana Salı günü yarışı var zaten. İnşallah iyi günlerde artık yakın olduğunu ben inanıyorum. Yani güzel ikramiyeler inşallah kazanırız. Dileğimizi ben tekrardan sunmak istiyorum. Yarın arkadaşlar İzmir yarışlarında miting günü olduğunu da unutmamakta fayda var. Yarın hani ekstra çok büyük bir sürpriz olursa da yani pek olmaz da olacağı tutarsa da yani 5'e de ikramiye var, 4'e de ikramiye var. Yani bilenlere göre dağıtım oluyor. Yani altılı bilen çıkmadığı takdirde ama yarınki altılı hayli gayli çok çıkar benim düşüncelerime göre. En azından bunun bilgisini vereyim dedim. Yarın 7 koşulu bir İzmir programı var arkadaşlar. Birinci koşudan itibaren 7'li plasemiz başlıyor. İkinci koşudan 6'lı ganyan. Ben hiç aralıksız hemen yorumlara girmek istiyorum. Bugün İzmir yarış programında birinci koşuda şartlı 4, Aprantiler ait 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışıyla 7'li plase ayağımız başlıyor arkadaşlar. Bu koşuda bir nolu kışlalı. Üzerinde zaten sürekli binen pilotu var. O yüzden yine hani bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum yani apranti açısından. Zaten devamlı bilen çocuk biniyor. O yüzden gidilip piyasa ayağına bir numaralı kışlalı ve çok formda olduğunu gördüm. Son iki yarışın güzel iki tane ikincilik yapan iki numaralı Diamond'u gidilip piyasa ayağına iki at olarak geçelim arkadaşlar. Bir ve iki numaralı atları gidilip piyasamızın birinci kursuna işaretledim arkadaşlar. Altılı Ganyan ayağına geldiğimizde kısa vadede 7 bir yarışla başlıyor. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum koşusunda 9 safkan mücadelesi gerçekten görülmeye değer bir zevkli bir yarış olacak. Çok formuna girdiğini gördüm. Bu sefer de üzerine Halis Karataş'ı alarak daha da ciddi olarak yarışa saldıracak olan geçen yarışta zaten eğer seyredenler varsa startta kalmıştı ama yine doldurup geldi. Öndeki rakibinin yani presini uyguladı ve düzlük virajında da düzlük sprintiyle de geçmeyi başardı. Yine rahat bir yarış kazandı. Bugün Altınoğlu Has Fırtına, Halis Karataş'ta bence yine kazanması en büyük sonuç olacaktır. O yüzden ben güne bankoyla başlamak istiyorum. O yüzden sizlere Altınoğlu Has Fırtına, Halis Karataş ile günün bankosu olarak sizlere sunuyorum arkadaşlar. Öneriyorum. Zaten üst üste yarış kazandı. Ben bu safkanın nedenli kalite olduğunu biliyorum. Bu safkanın iki yaşlılık yarışlara gittiğim zaman zaten grup yarışları koşan safkanlarla beraber mücadelesi olduğunu da göreceksiniz. Çok iyi hazırlığı var. Uzun mesafelere gerçekten çok yatkın. Kendini buldu daha doğrusu. O yüzden Altınoğlu Has Fırtınayı ben sizlere günün teki olarak öneriyorum arkadaşlar. Yedili plasayı da aynı şekilde Altınoğlu Has Fırtınayı tek atabilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimizde handikap 15. 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre kum yarışında İşte bu ayakta sanki sürpriz patlayacak bir görüntü çiziyor arkadaşlar. 12 safkan mücadelesi. Ben form durumlarına göre son yarışlarında zaten son iki yarışında çok güzel kazanan, rahat kazanan 3 nolu Mistadaş'ı ben yine ilk planda sizlere öneriyorum arkadaşlar iyi hazırlıklarıyla. 11 nolu Batumi. Bu sefer İzmir'de şansını deneyecek. Bomboş kilosuyla koşuyor. Zaten çok formda son 4 yarışına baktığınız zaman 3-3 arka arkaya 2 tane de ikinciliği var. Bugün de 50 kiloyla oldukça etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. İzmir pistinde zaten hep aynı saat yönünde pistlerde koştuğu için ya burada pek yadırgacağını ben düşünmüyorum. O yüzden 11 nolu Batumi muhakkak iyi koşacak arkadaşlar. Kuponlarda bulunsun. 7 nolu Power by Fire. Halis Karataş'ın binmiş olduğu Kurtel ekürüsünden bu safkan da form durumu fena değil. Biraz sıkıntılı bir safkan ama en azından kaliteli bir safkan olduğunu da unutmamakta fayda var arkadaşlar. O yüzden kuponlara yazacağız bu 7 nolu Power by Fire'ı. 2 nolu Battle Written. Alper Oluk kardeşimizin binmiş olduğu bu safkanda güzel bir formu var. Ben son 3 yarışındaki güzel bir form grafiğini de yani çok beğeniyorum. Çalışmalar da bir hayli iyi. Bu El Corredor tayları da zaten kum pistte çok yatkın arkadaşlar. İyi formuyla bu 2 nolu Battle Written'ı kuponlara yazacağız arkadaşlar.
Burada altın olur. Room for Rüya var arkadaşlar. Var derken neyi kastetmek istiyorum? Bu da Kurtellerin bir atı. Ama ekürü koşumu arkadaşlar. Ben işlerine baktığım zaman gerçekten iyi antrenör Mahmut Zayur zaten sevdiğim bir arkadaşımız. O da sürekli atla çok ilgileniyor. Gerek galopları da kendisi yapıyor çoğunlukla işlerini. Ben dereceleri biraz daha iyi gördüğüm için bugün Altınoğlu Room for Rüya'yı yazma gereği duydum. En azından gelirse sürpriz olacak çünkü bütün herkes genelde ekürünün diğer atına odaklanacağı için bu Altınoğlu Room for Rüya kendi halinde gelip yarışı kazanırsa da hiç şaşırmayın arkadaşlar. Size bir sürpriz at daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bu da 4 nolu Urla zamanlı sizlere öneriyorum. Sebebi de bu mesafelerde eğer önde kimse kayla almazsa bu safkanı yani önde alıp 2-3 boy bir kendi temposunu kurarsa virajı da 1 boy 1,5 boyla bile dönse inanın yarışı kazanması hiç zor olmayacak çünkü çok inatçı bir safkan. Zaten Mürsel'le bir ara bir oturduk konuştuk. Bu safkanla ilgili daha böyle bir yarışı vardı. İşte benim dediğim bayağı oldu. Yani zaten 2 gün sonra dedi bineceğim bir at var dedi. Kazanmam gerekiyor falan diye bir şey konuşmuştu. O zaman geldi kazandı zaten. Bayağı bir sürpriz olmuştu o günde. Mürsel Kaya işte çünkü bu safkan inatçı bir safkan. Virajı döndü mü yanındaki atı gördükçe gider arkadaşlar. Yani stop etmesini, stop lambasını yakmasını beklemeyin. Sürprizi patlatabilir yani. Eğer yeter ki önde boş kalsın. O yüzden ben ilk ayakta, pardon. Bu ayakta 3 nolu Mistadaş, 11 nolu Batumi, 7 nolu Power by Fire, 2 nolu Battle Rhythm, 6 nolu Room for Rio ve son olarak da 4 nolu Urla zamanı sizlere öneriyorum arkadaşlar. 7'li plasa ayarı da yazan arkadaşlar da 3, 11, 7, 2 ve 6 nolu atları yani 5 safkan olarak sizlere öneriyorum. 7, 2, evet 3, 11, 7, 2, 6 arkadaşlar. Günün 3. ayına geldiğimizde burada şartlı 5 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında geçen yarışını tam fotoda verdi ama ondan evvel son 200'de yakalandığında bu geçildiği rakip de 1 nolu Ancelotti. Ben 5 nolu Erendira'dan bahsediyorum arkadaşlar. O gün son 200 metreye kadar beraber bir lüt yaptılar. İnanın hiçbir yerde teslim olmadı. Ta ki fotoya kadar. Artık fotoda yapacağı bir şey kalmadı. O gün 1300 metre yarıştı. Bugün 1200 metre mesafe biraz 100 metre kısalması. Üzerine Halis Karataş binmesi gerçekten bu safkanla güzel bir tempo kurup kazanması en doğal sonuç olacak. Yine en yakın rakiplerden birisi Ancelot da yine aynı şekilde gelecek. Bu sefer ayağın kurşun yok ama Bilgin kardeş de gerçekten maşallah var. Dört dörtlük atlara biniyor. O yüzden ikinci safkan olarak bir nolu Ancelotti'yi ve iyi bir form yakaladığını gördüm. Güzel üçüncülükle bu yarışa gelecek olan Altınoğlu Invisible Woman'ı kuponlara ayrımsız yazalım arkadaşlar. Çok çok sürpriz arayan arkadaşlara da bir safkan daha önermek istiyorum. O da 8 nolu Lady Biscuit olacak arkadaşlar. Aman arkadaşlar dikkat edelim. Bu safkan da son ikinciliği bayağı tatminkar. Kuvvetin de tayı olduğunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi ama öncelikle 5 nolu Erendira. Ben de bir adım da olsa önde. Sonra 1 nolu Ancelotti ve 6 nolu Invisible Woman. Sürpriz arayan arkadaşlara da 8 nolu Lady Biscuit olarak önereceğim arkadaşlar. 7'li plaseye burada arkadaşlar 5 nolu Erendira'yı tek atmalarını öneriyorum arkadaşlar. En azından ilk ikiyi bozmaması gereken safkanlardan birisi. Yani geçilirse de fotoda geçilir. Yani öyle bir safkan, inatçı bir safkan çünkü. Ama ben bugün sanki büyük ihtimalle bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 5 nolu Erendira'nın arkadaşlar. Ona göre eğer küçük ve risk seviyorsanız altılılarda 5 nolu Erendira'yı da tek atabilirsiniz. Ama dediğim gibi at yazmak isteyenlere de 1, 6 ve çok sürpriz istediğinizde 8 nolu Lady Biscuit'i yazabilirsiniz arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde günün en önemli koşusu A3 Piri Reis koşusunda 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında güzel bir mücadele bizi bekliyor arkadaşlar. Ben geçen yarışı güzel bir ikincilik elde eden bugün daha da etkili yarış koşmasını bekliyorum. İyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan Altınoğlu Secret Lover'ın normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ama rakipleri var mı? Var tabii ki. Bayağı ciddi rakipler, çok iyi bir form grafiği yakalayan rakipleri var. Öncelikle bu Toket'in güzel tayı gerçekten çok iyi bir form grafiği yakaladı. Yani şu son 6 yarışına baktığım zaman 2 tane ikincilik, 4 tane birinciliği olan bir safkan. Yani nedenli kum pistine yatkın ve
iyi koşabilen bir safkan olduğunu kanıtladı. Bugün Halis Karataş da şansını deneyecek. Ben yine Altınoluk Secret Lover'un en ciddi rakip olarak 3 nolu Kuzey Yağmur'u öneriyorum arkadaşlar. Yani 6 numaradan sonra 3 nolu Kuzey Yağmur'unu yazalım arkadaşlar. Burada size bir safkan daha önereyim arkadaşlar. Gerçi başka bir safkan daha var. En üst, doğru üst bir kum pist yarışı koşmadı ama kum pistte çok güzel dereceler olan kalite bir safkan. Bursa'dan buraya geliyor, bu Kurtel arasından. 7 nolu The Last Squid. İnanın yarın sürprizi yapabilir bu at. Çok çok kalite bir safkan olduğunu da kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Yani üst düzey safkanlardan birisi bu. Yani bu sezon İstanbul sezonunda, yeni sezonda yani grup yarışları koşacak bir safkan arkadaşlar. En azından bunu söyleyeyim. Çok iyi hazırlıklarla bu yarışa gidiyor. Şimdi şu anda Halis Karataş bu safkanı bilmedi diye biraz göz arkası olabilir arkadaşlar. Yani o yüzden genelde de bu tip atlar geldiği zaman sürpriz oluyor. O yüzden bu eğer 7 olur Last Squid'e bir çarpı atarsanız en azından bu işi garantiye almış olursunuz diye söylerken size bir sürpriz daha vermek istiyorum. Eğer yeriniz, imkanınız varsa bu geçen yarışın dördüncüsü olan, ben çok o gün güvenmiştim, yine güveniyorum. 4 olur Luxster'ı da eğer yeriniz, imkanınız varsa kuponlara işaretleyelim arkadaşlar. Çünkü önde güzel bir tempo kurmasa yani eğer kovalanmasa da yarışı bitirmesi en doğal sonuç olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada 6 nolu Secret Lover ve 3 nolu Kuzey Yağmur'un bende öncelikle var. Yani ön planda tuttum safkan. Ama 3. safkan olarak 7 nolu The Last Squid çok sürpriz isteyen dedi arkadaşlara da 4 nolu Luke Star'ı öneririm arkadaşlar. 7'li plasa ayağına da arkadaşlar buraya 6 ve 3 nolu safkanları yazarlarsa büyük ihtimalle yeterli gözüken bir ayak olacak arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde şartlı 5, 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum koşusunda ben son yarışında üçüncülükle elde eden bu Kaysberg'in güzel tayı 1 nolu Harun Baba'dan ben bugün çok ekstra bir yarış bekliyorum. Bugün bence yarışın en önde gelen isimlerinden birisi olacak 1 nolu Harun Baba. 2 nolu Kaya Karadere. Gökhan Kocakaya ile zaten son yarışını güzel kazandı. Bugün yine çok etkili yarış koşmasını bekliyorum. Biraz ağırlaşan kilosuna rağmen bugün yine etkili yarış koşabilir arkadaşlar. 2 nolu Karadere güzel bir form grafiği var. İyi çalışmalar var. Kuponlarda bulunsun arkadaşlar. 3 nolu Cömert Oğlu. Furkan Yüksel ile koşacak olan bu safkan son ikinciliği gayet tatminkardı. Bugün çok çok etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 3 nolu Cömert Oğlu arkadaşlar. Ve son olarak da size önereceğim bir safkan 6 nolu Yetim Ali olacak. Uygun bir yer bulursa Burukcan'ın güzel bir tayı. Hiç hata affetmez arkadaşlar. O yüzden kuponlarda yerine alsın arkadaşlar bu 6 nolu Yetim Ali. Yani bu ayakta 1 nolu Harun Baba, 2 nolu Karadere, 3 nolu Cömert Oğlu ve 6 nolu Yetim Ali. Benim bu size önerdiğim 4 safkan 5. ayak için. 7'li plastiği için bu ayağı ben 1 numara, 1, 2 ve 3 nolu safkanlara öneririm arkadaşlar. 1, 2, 3 yeterli gözüküyor arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimizde bir maiden yarışla karşı karşıyayız. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum koşusunda ben öncelikle burada çok iyi bir formu olduğunu gördüm. Yarışları da bayağı güzel gördüm. 11 nolu Neos'u ben ilk planda sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten bu Yonaguska'nın güzel tayı. Çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Güzel yarışları da var. 4 yarış koştu. İlk yarışından bir dön bir dolaş yaptı. Güzel bir beşincilik. Arkasından ikinci ve üçüncü ve ikincilik arkadaşlar. Yani bence tam istim üstünde tırnaklarının ucunda tabiri yerindeyse bugün çok etkili yarış koşmasını bekliyorum. 11 nolu Neos'u iyi hazırlıklarıyla. Tabi burada Halis Karataş'ın bilmiş olduğu 4 nolu Black Partner de var. Bu da Yonaguska'nın tayı. Bu da safkan da son yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Bence bugün 11 nolu Neos'un en ufak hatasını affetmeyecek kadar iyi bir formu var. O yüzden 4 nolu Black Panther'ı da kuponlara yazalım. 10 nolu Mestan Efe. Geçen yarışında çok direkt tutulmuştu bu safkan ama o gün Kocakaya ile işlemedi bu safkan. Beşincilikte kaldı. Bugün geçildiği rakiplerine üstünlük sağlayabilir. Çünkü çalışmaları bir hayli iyi. Bugün bakarsınız favoriken gelmedi. Plase sürpriz halindeyken kazanabilir arkadaşlar. Durumu çok iyi çünkü son beşinciliğine kesinlikle ölçü almayalım arkadaşlar. Ve orada safkanlar daha var arkadaşlar. Bir 14 nolu Verbon. Mustafa Şişek'in bilmiş olduğu bu Kalimdor'un güzel tayı. Gerçekten bu safkan da çok iyi bir form grafiği yakaladı. İlk yarışta bir 8'incilik elde etmişti Çin'de ama bu safkan kumda güzel işlemeye başladı. Bir 3. 2. 3. Bence bugün yarışı
en önemli isimlerden birisi olacak. Çok çok ciddi bir yarışı yapabilir bugün. Ben o şekilde bekliyorum. 14 numaralı Velbourne'u muhakkak muhakkak arkadaşlar kuponlarda bulunduralım. Ve son olarak size bir safkan daha öneriyorum. Bu da Altınoğlu Dembe olacak arkadaşlar. Bu da Justin Homer'ın güzel bir tayı. Güzel bir formu var. 4 yarış koştu. Bir 3. 6. 3. 3. Yani form grafiği de çok iyi. Çalışmalar da bir aylığı. Bugün günün sürprizini yapabilir arkadaşlar. Bu Altınoğlu Dembe'yi atlamayalım arkadaşlar. Kuponlara yazalım. Yani bu ayakta 11 nolu Neos, 4 nolu Black Panther, 10 nolu Mestanefe, 14 nolu Verbon ve son olarak da 6 nolu Dembe'yi altılı kuponlar için sizlere öneriyorum arkadaşlar. Yedili piyasa ayaklarında da bu ayakta 11, 4, 10 ve 14 nolu safkanları yazarsanız arkadaşlar yeterli gözüküyor. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlarım bu kadar. Sizler de kendi bütçenize göre burada ayar çekebilirsiniz arkadaşlar. En azından yüksek çıkarsa benim burada öncelik tanıdığım safkanları tek atabilirsiniz veya ikinci tek adayı olarak ben bu üçüncü aktaki 5 numaraya bayağı güveniyorum. En azından mesafenin kısalığı bir de üzerinde usta bir jokerin olması bir avantaj gibi gözüküyor. Veya yani bu 5'i tek atıp dördüncü ada 2 atla da geçebilirsiniz. Yani en azından oyun küçülmesi açısından. Ama son ayak biraz sakat. Ben 5 safkan olarak verdim. Ya ben yarın sürprizi yani ikinci ayakta sanki son ayakta olacak gibi bir hisse kapıldım. Ha, sizler de buna göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.